Değerli Güven Grup takipçileri, yine yepyeni bir ürünün incelemesini, tanıtımını yapacağız. Bize bu ürünü tedarik eden telefonaksiyonu.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar, Honor Band 5 ürünün incelemesini yapacağız. Bu ürün Large AMOLED ekrana sahip, değişik saat yüzleri mevcut, saat ekranları mevcut. Uyku takip monitörü var. Kalp atışını takip uygulaması var. 50 metre su geçirmiyor arkadaşlar. Multispor fonksiyonel spor modları var. Bildirimleri ekranımızda görebiliyoruz. Telefonumuza gelen bildirimleri. Akıllı bilekliğimizin ekranında görebiliyoruz. 14 günden fazla şarj süresi var. Huawei'nin ürettiği bir ürün arkadaşlar. Honor Band 5. Bu ürünün pembe ve siyah, pembe ve siyah lacivert rengimizde mevcut arkadaşlar. Renkleri siyah rengi bir de var arkadaşlar. O elimizde şu anda yok. Elimizdeki ürünler bu renkler bu. Daha önce bu ürünün Huawei Band 5i ürünü tanıtım videosu çekmiştik. Arkadaşlar, bu üründe Band 5i, yani özellik olarak baktığımızda hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bir AMOLED ekrana sahip. Diğer ürünler arasında çok ciddi bir fark ben göremedim arkadaşlar. Sadece Band 5'i kendi bileklik bandını çıkartıp USB'ye takıp şarj edebiliyoruz. Huawei Band 5'i şöyle bir açalım arkadaşlar. Kutu içerisinde garanti belgesi ve kullanım kitapçığı mevcut. Bir adet şarj için mikro girişli aparatımız mevcut içerisinde. Evet. Ürünün kendisi. Honor Band 5 arkadaşlar bu ürün. Diğer mavi rengini de şöyle bir çıkartalım. Bu da mavi rengi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir Honor Band 5i ile yan yana da koyayım arkadaşlar. Ürünü bir görün. Evet, sol elimdeki Huawei Band 5i, sağ elimdeki Huawei Band 5 arkadaşlar. Şöyle elimizde aslında şey de var. Honor Band 4 de mevcut arkadaşlar. Aslında şöyle şöyle şunu da açalım. Görelim nasıl bir ürün. Bu Honor Band 4'e de bir uygulama şey çekeceğiz, video çekeceğiz. Arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Honor Band 5i en soldaki, ortadaki Honor Band 4 AMOLED touch screen. En sağdaki de Honor Band 5 arkadaşlar. Honor Band 4 ile 5 arasında arkadaşlar hemen hemen hiçbir fark göremedim desem inanın yani. Model yapı hemen hemen aynı. Model yani hemen hemen her şeyler aynı arkadaşlar. Demek ki üzerinde, içerisinde çip, yazılım, RAM işte bir fark vardır mutlaka. Elimizde şey de var aslında. Bir saniye, şunu da bir açalım. Huawei Band 4 de var elimizde. Telefonaksiyonu.com.tr şov yaptı arkadaşlar. Bu ürünlerin her renginden, her çeşidinden bize ulaştırdı. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz ki bu ürünleri size böyle detaylı anlatabilmemize yardımcı oluyor. Bakın arkadaşlar, bu üründe Huawei Band 4.
Şimdi tekrar bunları yan yana koyayım. İlk sıra, soldan ilk sıradaki ürün Huawei Honor Band 5i. Yanındaki ürün Honor Band 4 AMOLED Touchscreen. Soldan üçüncü şu cihaz Huawei Band Honor Band 5. En sağdaki elimdeki ürün de Huawei Band 4 arkadaşlar. Şimdi bu ürünlerin zaten Band 5i tanıtım videosunu çektik. YouTube kanalımızda var, inceleyebilirsiniz. Şimdi Honor Band şu 4 AMOLED touchscreen de koyalım. Şu anda biz Honor Band 5'in incelemesini yapacağız. Daha sonra diğer ürünlerde biz video çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımızdan hepsini izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu ürünümüzü bir şarja takalım. Daha önce tanıtımını yaptığımız bir telefonaksesuar.com.tr'nin bize ulaştırdı. Şöyle Xiaomi'nin USB hub çoğaltıcı ürünü var. Şuradan Type-C ile enerjiyi alıyor. Şöyle Type-C bölümüne takıyoruz. Mikro şarjımızı da şöyle Type-C'ye takalım. Daha sonra da gelip şöyle bilekliğimizi bir takalım arkadaşlar. Evet. Evet. Şarj seviyesi 75 çıktı arkadaşlar. Bu ürünü kullanabilmemiz için daha önce de Honor Band 5'te iyi de olduğu için Huawei Hilt uygulamamızı telefonumuza yüklememiz lazım. Önce şu eşleşmeyi kaldıralım. Huawei Hilt uygulamasını yüklüyoruz Google Play'de. Burada şöyle bir ikilem yaşanıyor. Google Play'de yüklendikten sonra cihaz açıldığında yeni sürümün yüklenmesi lazım diyor. Bunun için Huawei App Gallery'i indirtiyor bize. Oraya da üye olmamız gerekiyor. Önce oraya da üye oluyoruz. Üye olduktan sonra uygulamayı güncelliyor. Güncelledikten sonra ürünümüzü açıyoruz. Uygulamamızı açtıktan sonra cihazlar bölümüne ekleyi tıklıyoruz arkadaşlar. Akıllı bantı seçiyoruz. Burada Honor Band 4-5 diyor. Honor Band 4 Ronin, Honor Band 5i. Daha fazla göster diyorum. Honor Band 5 Sport, Honor Band. Burada bizim 4-5 şu ürün arkadaşlar. Evet, eşleştir diyorum. Eşleştir diyorum. Şimdi aradı. Honor Band 5'i buldu arkadaşlar. Buradan seçiyorum Honor Band 5'i. Evet, akıllı bilekliğimizin ekranında onay ve iptal çarpıya basarsak iptal. Evet, yeşile bastık, onayladık şu anda. Eşleştirildi. Güncelleme paketi Wi-Fi üzerine indirilsin dedim. Şu anda arkadaşlar bağlantısını yaptık. Donanım yazılım güncellemesinden yeni sürüm varsa buradan kontrol et diyoruz. Evet, yeni bir sürüm var. Güncelle butonuna basarsak güncelliyor. Bu biraz uzun sürdüğü için arkadaşlar ben bunu yapmayacağım. Cihazların bildirim şöyle cihaz ayarlarından rahatsız etmeme, Bluetooth devre dışı kaldığı zaman uyarma, işlev özelleştirme yani ekrandaki göstermesini istediğimiz menülere ekleyerek daha farklı versiyonlar da varsa ekleyebiliyoruz. Uyandırmak için kaldır butonu, döndürdüğünüzde ekranı göster seçeneği yani döndürdüğünüzde direkt ekranı gösteriyor arkadaşlar. Burada ekran kadranlarını da değiştirebiliyorsunuz. Ekranın içerisindeki tasarımları buradan seçebiliyorsunuz. Sağlık izleme bölümünden Huawei TrueSleep Etkin yani kalp nabız takip edebiliyoruz. Alarm mevcut arkadaşlar. Alarm kurabiliyoruz. Hava raporlarında işte hava durumunu derece cinsinden göstertebiliyoruz. Bildirimlerde hangi bildirim uygulamalara yetki verirsek o uygulamalar da mesaj geldiği zaman direkt telefon ekran akıllı bilekliğimiz ekranına mesaj olarak geliyor arkadaşlar. Fabrika ayarlarını yükle özelliği var. Cihaz bu şekilde. Cihazın menüsünde ne var arkadaşlar? Adım sayar, kalp ritmi, kandaki oksijen değeri, spor modları, daha fazla bölümü. Şurada yani bildirimler, notification'lar. Saat. Şimdi şu daha fazla bölümünde de arkadaşlar kronometre,
Ve değişik dillerde yazıyor arkadaşlar. Daha fazla bölümünde. Kronometre. Ekran değiştirme. Telefonumu bul. Telefonumu bul. Bakalım başka ne var. Ekran parlaklığı ayarı. Şunu olmadı. Ekran bilgi. Evet arkadaşlar, saati yukarıda bildirimi gösteriyor. Yalnız ben ekranı şöyle biraz daha netleştirip tekrar size göstereyim. Çünkü herhalde buraları spor modu, kalp ritmi, kandaki oksijen değeri, antrenman, daha fazla bildirimler ve saat, derece, ayak, yürüme, yürüyüş sayısını, adım sayarı burada. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde şarj oluyor. Bu ürünü bize tedarik eden telefonaksuar.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.